Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir sizlerle video paylaşamıyordum. Bir takım işlerim vardı, özel işlerim. Bu nedenle biraz geç, yeni videomu geç paylaşmak zorunda kaldım. Öncelikle kusura bakmayın. Bugün size Huawei FreeBuds 4i akıllı kulaklığın, kablosuz kulaklığın tanıtımını yapacağım. Kutu açılışını yapacağım öncelikle. Daha yeni sıfır geldi. Şöyle görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ürüne ait orijinalliğine dair barkodu, işte ürün numarası vesaire. Şimdi bu ürünün kutu açılışını yapacağız. Ondan sonra hangi özelliklere sahip bunu inceleyeceğiz. Aslında öncelikle şöyle yapalım. Size kısaca daha kutu açılışını yapmadan önce ürünün kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Aktif gürültü engelleme özelliği var. 10 saat müzik oynatma özelliği var. Tabii şurada bakın küçük bir işareti var. Bu şu demek. Data kullanımına bağlı olarak, yani data kullanımıyla alakalı yapılan testler sonucu çıkan süremiş. Yani bunlar çok fazla gerçek sonuç olmuyor. Bazen 10 saat değil 8 saat ya da 7 saat idare edebiliyor. Temiz parlaklıkta ses diyor. 4 saate yakın müzik oynatma, 10 saatte de pardon 10 dakikalık şarjla diyor. Ama orada da yine şöyle bir 2 yazıyor. Bu ne demek? Diyor ki yapılan testler sonucu kullanılan datadan kaynaklı olan cihazın yediği şarjı anlatıyor aslında. Ya bu da çok gerçekçi bir sonuç değil. Bir de direkt telefondan direkt şeyi kapatabiliyorsunuz. Eğer ki Huawei cihazınız varsa veya Honor cihazınız tam senkronize oluyor. Şurada da kare barkodunu görüyorsunuz. Huawei AirLife App. Ya bu uygulama indirdiğinizde bütün Huawei cihazlarınız senkronize oluyor. Oradan yönetebiliyorsunuz. Aynı akıllı saati var Huawei'nin mesela. Watch Fit. Aynı şekilde bunu da uygulamadan yönetebiliyorsunuz. Sağlık uygulamasından yönetebiliyorsunuz. Onun gibi yani. Şimdi dilerseniz kutu açılışına geçelim. Şöyle. Bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. En sevdiğim şey kutu açılışıdır. Şöyle. Adamlar öyle bir yapmış ki çıkmasın diye. Evet. Evet, cihazın kutu açılışını yaptık. Kutu içeriğinde neler var? Şöyle ürünün şarj kutusu ve içerisinde kulaklıklar şekilde görüyorsunuz. Ürünün data kablosu şarj etmek için direkt USB Type-C'ye sahip bir cihaz. İşte ürünün servis garantisinde kullanılacak servis barkodları. Altında da büyük ihtimalle kullanım kitapçığı vardır. Bunun içerisinde kullanım kitapçığı var. Şöyle. Kulağınıza özel ayarlayabileceğiniz kulaklık silikonları var şöyle. Yani ürünün kutu açılışını bu şekilde. Kullanım videolar zaten yine YouTube'da mevcut. Buradaki şarj bildirimini gösteriyor. Tam şarjsa yeşil seviyesinde gösterir. Full şarjsa. Kullanım yaptığınızda kapağı açık yaptığınızda beyaz şarj, beyaz işaret yanar söner. Şöyle çıkarayım ürünleri. Mesela bakın. Düşmüyor da çok güzel kavruyor. Direkt yapışıyor. Şöyle şu şekilde göstereyim. Sağ ve sol olmak üzere. Yani ürün genel anlamıyla kompakt, güzel. Rahatlıkla cebe atıp kullanılıp özellikle spor yapanlar için tercih edilecek bir ürün. Yine fiyatı da çok yüksek değil. Hani bir iPod alınacağına, 1.000 liranın üzerinde para vereceğine bunu öneririm. Ortalama şu an fiyat bandı 590-700 seviyesinde. Tabii firmaların markasına sattıkları yani satılan sitelere bağlı olarak komisyonlar bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.
Bu şekilde kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.